Değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Selahattin Başkan'ın fotoğrafıyla başlayacağım. Biliyorum Selahattin Başkan'ın fotoğrafını bu kürsüde görmek bir kısmınızın zoruna gidiyor, bir kısmınıza dert oluyor. Ama içten içe Selahattin Başkan'a sempati duyan, dik duruşuna hayran olan AKP'li milletvekillerin olduğundan da şüphem yok. Bugün sizlere HDP önceki dönem eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın savunmasından bir mesajını okuyacağım. Selahattin Demirtaş şöyle diyor: biz Kürt halkı olarak 150 yıldır çözüm arıyor ve ağır bedeller ödüyoruz. Bu dava da bunlardan biriydi. Şimdi artık davanın sonuna doğru gelinirken bir kez daha bütün kalbimle şunu söylemek isterim: bizim ödediğimiz bedeller barışa vesile olsun. Biz canımızdan bile vazgeçeriz. İnşallah herkes bütün bu yaşananlardan doğru dersler çıkarır ve müzakere yöntemine, masaya geri dönülür ve halkımıza söz verdiğimiz onurlu barışı sağlamış oluruz. İşte bunları söyledi sevgili Demirtaş. Bunları söylerken çözüm ve diyalog çağrısı yaptı. Ama sarayın kin ve öfkesi bitmedi, bitmiyor. Ve saray ne yaptı? Kobani direnişi ve dayanışması saraya Kobani kumpas davasını açtırdı. Arkadaşlarımız IŞİD'e karşı yürüttükleri mücadele için yıllarca yargılandı. O IŞİD ki Ankara gar katliamında güzel canlarımızı katletti. O IŞİD ki Suruç'ta dünyanın en masum yüzlü gençlerimizi katletti. O IŞİD ki Reyhanlı'da, Ahmet'te, Antep'te nice insanları katletti. O IŞİD ki iki Türk askerini katletti. İki Türk askerini diri diri yaktı. İşte bunlar unutulmayacak. Halk sizin kirliliklerinizi bu kumpas davasıyla daha net gördü. Siz IŞİD'den yana taraf tutarak Kobani düştü düşüyor dediniz. IŞİD'i bahçenizde büyüttünüz. IŞİD'i sofranızda ağırladınız. Kumpas davasında verdiğiniz kararla bahçenizde büyüttüğünüz IŞİD'i sofranıza ağırladınız, barbar IŞİD çetelerini ve taraflarını sevindirdiniz. Öncelikle bağıranlar, boş yapmayın, boş yapmayın. Konuşmak için saraydan izin aldınız mı? Önce saraydan izin alın, ondan sonra konuşun. Önce saraydan izin alın, ondan sonra konuşun. Telefonlarınıza konuşabilirsiniz diye mesaj gelmedi. Telefonlarınıza konuşabilirsiniz diye mesaj gelmedi. Terbiyesiz ahlaksız sensin. Terbiyesiz ahlaksız sensin. Burada algı yaratmaya çalışıyorsunuz. Grup başkan vekiliniz burada algı yarattı. Ne dedi? Ne dedi? Konuştuklarını ciddiye aldım. Ciddiye almaz olaydım. Dedi ki okudum. Ya okumamış, ya okuduğunu anlamıyor, ya da gerekçeli kararı görmüş. Gerekçeli kararı görmeseydiniz illiyet bağından nerede bahsederdiniz? Mahkemenin kısa kararı 147 sayfa. Dediniz ki bu davayı daha çok konuşacağız. Madem bu davayı daha çok konuşacağız, bir dahakine dersinize çalışarak gelin. Ne yapın biliyor musunuz? Kısa kararın söyleyeyim. 114. sayfasından 140. sayfasına kadar okuyun. Tam da sizin anlayacağınız dilde yazmış. İl il, olay olay saymış. Sonra demiş ki tüm yargılanan siyasetçilerin beraatine. Dedim ya, ciddiye aldım almaz olaydım. Ama okuyun. Bir diğerine diyorsunuz ki Kobani olayları. 5, 6, 7, 8 Ekim'i uydurdunuz bir de. 5'i geldi. Ama unuttuğunuz bir şey var. İlk ölüm olayı ne zaman meydana geldi? 7 Ekim. Muş Varto'da. Umrunuzda mı? Değil. Ne zamandan sonra meydana geldi? Erdoğan'ın Kobani düştü düşüyor demesinden sonra. İşte tam da bu nedenle Kobani olaylarını tahrik eden kişi Erdoğan'ın ta kendisidir. İşte bu gerçeğin burada söylenmesi zorunuza gidiyor. Siz bir defa Kobani olaylarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğinden haberiniz yok. Grup başkan vekili, kayıtlara bakın. Grup başkan vekili ne dedi? Ne dediniz? 37 kişi dediniz. Adalet, siz 53 dediniz, doğru düzelteyim. Adalet Komisyonu
söylüyor? Hanginiz doğru söylüyor? Hanginiz? 53 mi doğru? 37 mi doğru? Ne Yasin Börü sizin umrunuzda, ne Muş Varto'da 7 Ekim'de yaşamını yitiren 17 yaşındaki genç sizin umrunuzda. Son olarak şunu söyleyelim. Sizin zulmünüz açık. Sizin Allah'tan korkunuz yok. Ama biz hep söyledik. Biz Seyit Rıza'nın, Şeyh Said'in torunlarıyız. Size boyun eğen namerttir. Bir adım geri adım, bir adım geri atan namerttir. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Zulmünüz büyüktür. Biz biliyoruz. Bizim de koca yürekler taşıyan onurlu mücadelemiz var. Bu da içinize dert olsun. Bu da içinize dert olsun. Bu da içinize dert olsun. Sayın Zengin buyurun. Bir dakika arkadaşlar. Sayın Başkan. Bir dakika sayın milletvekilleri, değerli milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Sayın Bozan. Sayın milletvekilleri. Bu bağırtı çağırtıyla elde edilen netice nedir? Sıfır. Oradan bağırıyorsunuz, buradan bağırıyorsunuz. Birbirinize yaklaştığınız zaman da 10-15 kişi araya girecek. Yarım saatimize mal olacak. Ya dövüşmenin yolu da bu değil. Mücadele etmenin yolu da bu değil. Grup başkan vekiliniz söz istemiş, söz veremiyorum. Buradan bağırıyorsunuz, buradan bağırıyorsunuz. Bağırmaya gerek yok. Milletvekili geldi, düşüncelerini ortaya koydu. Sayın Grup Başkan Vekili buyurun. Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkanım, her zaman düşünmüşümdür. Yani geceler belli bir saatten sonra tehlike arz ediyor. Bunun pek çok sebebi var. Bir defa bir, yoruluyoruz. İkincisi gereksiz yoklamalar vesaire. Bir defa şu işi yaparken şu agresyonu artırmayacak işler yapmamız lazım. Şimdi Mersin Milletvekili kürsüye geldiğinde beklediğimiz şey, bu kanunla alakalı bir önerge, okuduğunuz önergeyle yapılan konuşma arasında en ufak bir illiyet bağı yok. Bir defa şunu bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi anayasanın 138. maddesi aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bir yargılamayla alakalı konuşmayı yasaklıyor. Bakın başka yerlerde için söylemiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi için söylüyor. Fakat bu konunun Türkiye'deki önemine binaen biz kararı, hepimizin içimizde çok hukukçu arkadaş var, kalem kalem analiz etmiyoruz. Yani genel anlamda bu konuyla alakalı bir şey... Buyurun, buyurun.
kendi tezlerimizi anlatmak için kısa bir özet ortaya koyuyoruz. Fakat şunu bilmemiz lazım. Bakın, başından itibaren, 5 Ekim'den itibaren terör örgütü zaten bu çağrıyı yaparken AK Parti ile beraber DAEŞ'i yan yana kullanarak, bilerek yapıyor. Bu davada AK Parti müdahillik talebinde bulunmuştur ve kabul edilmiştir. Siz aslında kendi fikriyatınızın, sizi destekleyen veya sizin desteklediğiniz terör örgütünün kampanyasını meclis kürsüsüne taşıyorsunuz. Bugün belki siz konuşmamda yoktunuz, hatırlatmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi çözüm üretilecek bir yerdir. Siz tam tersine burada müthiş bir gerginliğe sebebiyet veriyorsunuz. Hiç konuyla alakası olmadığı halde Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konuda müsebbip ilan ediyorsunuz. Bunu reddediyoruz. Bunun müsebbibi bu çağrıyı yapan terör örgütüdür ve maalesef siyasette kendi aklını kullanmak yerine terör aklını, terörün fikriyatını siyasilerdir. Bence siz kendi siyasetinizin gücünü fark etmeniz lazım. Millet sizden bunu istiyor. Bunu. Terör örgütlerinin fikirlerini anlatmanızı istemiyor. Biz bunu istiyoruz. Bu nedir gecenin bu saatinde? Niçin hakaret ediyorsunuz? Niçin? Bunu anlayamıyoruz. Gerçekten anlayamıyorum. Bu hakaretin sebebi nedir? Bunun sebebi nedir? Burada korkan. Değerli arkadaşlarım. Bak, bizi buraya getiren bizim de fikriyatımızdır. Bizi buraya getiren davamızdır. Bizi buraya getiren yaptığımız fedakarlıklardır. Hepimiz fikirlerimizin arkasındayız. Hukukun arkasındayız. O yüzden fikirlerinizi savunacaksanız nezaketle, hukuk içinde kalarak ve meclis adabına uygun olarak savunmanızı sizden hasreten rica ediyorum. Gecenin bu saatinde. Teşekkür ediyorum. Sayın Koçyiğit, buyurun. Evet, tabii biz burada bu yüksek tonlamalarla konuşmaktan çok memnun değiliz Sayın Başkan. Öncelikle onu söyleyelim. Burada devam eden bir yargılamayla ilgili tabii ki biz burada konuşmak da istemezdik. Ama eğer yapılan yargılama olsaydı, eğer bir hukuksal süreçten bahsetseydik, bir adalet sürecinden bahsetseydik bugün biz burada konuşmuyor olacaktık. Ama arkadaşlarımız da tek tek anlattılar. Ben de anlattım. Başından sonuna siyasi bir davayla karşı karşıyayız. Siyasi bir davanın, siyasi bir yargılamanın ve sonuçlarının da sonuçları üzerinden de yeni bir siyaset mühendisliği yapılacak bir dava üzerinde siyaset kurumu konuşmayacak, milletvekili konuşmayacak da kim konuşacak? Siz bu halkın vekillerini bu meclisten 26. dönemde çıkardınız, cezaevine gönderdiniz. Anlayacağım. Ben Sayın Grup Başkan Vekili'ni dinledim. Dinlerse sevinirim. Buyurun. Buradan alıp hapishaneye gönderdiniz. Yetmedi. 7 yıl içeride haksız hukuksuz tuttunuz. Yetmedi. Dünya kadar usul hatası yaptınız. Yargılama adil değildi. Hiçbir hukuk müeydesine, hiçbir usul hukukuna uymadınız ve şimdi kalkmışsınız bizde. Burada diyorsunuz ki ya siyasi yürüyen bir dava üzerinden konuşmayalım. Biz siyasetimizin gücünün farkındayız. Ama birileri daha bizim siyasetimizin gücünün farkında. Siyasetimizin gücünün farkında oldukları için bizi siyasetten, meclisten, demokratik siyasetten yargı sopasıyla tasfiye etmeye çalışıyorlar. Yoksa biz burada siyasi gücümüzle, halkımızın gücüyle buradayız. Bitiriyorum Sayın Başkan. Bir dakika. Susturursanız. Diğer bir mesele. Ya grup başkan vekiliniz konuşuyor, laf atıyorsunuz ya. Buyurun, tamam, laf atmayın arkadaşlar ya. Ayıp ya. Buyurun. Diğer bir mesele, Sayın Zengin söyledi. Biz davamızla buraya geldik. Valla keşke o davaya sadık kalsaydınız. Siz davayı yolda bırakalı çok oldu, çok. Siz o davayı yolda değiştireli çok oldu. 16 Mayıs akşamında Ergenekoncuları, 28 Şubatçıları bırakıp Kürtlere yüzlerce yıl daha ceza vererek davanızın Kürt düşmanlığı olduğunu açık ve net ortaya koydunuz. Onun için kimse bize dava edebiyatı yapmasın, kimse bize burada siyaset dersi vermesin. Siyasetimizi de, yolumuzu da, mücadelemizi de iyi biliyoruz. Bu konuda da hiç kimseye açıklama yapmak zorunda değiliz. Önergeyi oylarınıza sunuyorum.